Afyon Postası'ndan herkese merhabalar. Bugün Afyon Postası olarak Zafer Meydanı'ndayız. Vatandaşlara mikrofon uzatıp belediye başkanı Burcu Köksal makamında böcek diye tabir edilen dinleme cihazı var demişti. Savcılık incelemesini tamamladı, böcek bulunamadı. Vatandaş olarak, halk olarak bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz diye soracağız. Haydi gelin hep birlikte başlayalım. Abi Burcu Köksal makam odasında böcek diye tabir edilen dinleme cihazı bulundu demişti. Savcılık incelemesini tamamladı, böcek bulunamadı dedi. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi savcılık incelemesinde çıkan haliyle hukuka saygımız sonsuz. Doğrudur diyebilir ama Burcu Köksal'ın da korktuğunun yeri var. Bu AKP'den her şey beklenir yani. Böyle mi düşünüyorsunuz? Yani? Evet. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey? Teşekkür ederim. Böceği incelemişler, bulunamamış. Evet, savcılık raporunda böcek bulunamadı diye bir ibare var. O zaman iftira atıyor o zaman. Belediyede yani yetkililer biz imha ettik bulduğumuz anda diyor. Yok canım, imha edeler mi? Onu bulurlarsa onu muhakkak bir yerlere gösterirler, şikayet yolundur, bilmem bir şey olur. İma olmamıştır, o yoktur. İftira... Yani şöyle sorayım, Burcu Köksal böcek var diyor, savcılık böcek bulunamadı diyor. Onu bilemeyeceğim ben ya. Pekala. Böcek var, var da o peki nereden biliyor böcek olduğunu? Görmüş mü? Nasıl olmuş o iş? İşte Burcu Köksal böyle diyor, biz de vatandaşlara soruyoruz. Vatandaş ya olarak... Tamam da... Bulduysa varsa o zaman ispatlasın. İşte imha ettik diye bir ifadesi var. İmha olmamıştır. Öyle mi düşünüyorsun? Yoğunmuştur bence. Pekala. Teşekkür ederiz abi. Hadi bakalım, iyi günler. Şimdi Burcu Hanım seçimlerde ben de onu destekledim. Ve kuş kullanmış olabilir. Yani bunda bir art niyet olduğunu zannetmiyorum ben. Yani olayı biraz büyütüyorlar gibi geliyor bana. Yani şöyle söyleyeyim. Böceği biz imha ettik diye bir ifadesi var. Adı geçenlerin. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani başkan olduktan sonra mı onu imha olmuş? Evet. Vallahi o konuda bir bilgim yok. Fakat bir art niyet olduğunu zannetmiyorum yani. Pekala. Var mı eklemesiniz başka bir şey? Yani Burcu Hanım'ın daha şimdi bak seçileli 40 gün oldu. Daha üstüne fazla yüklenmemek lazım. Ben Burcu Hanım'ın Afyon'a güzel işler çıkaracağına eminim yani. Yoktur abi ya. Biz mafyonla böyle bir şey olmaz. Böcek möcek yok. Böcek yoktur diyorsun. Yok. Peki niye böyle bir şey söylemiş olabilir abi sizce? Onu sorsam. Vallahi bilmem. Yok mu bir şey? Yok. Düşüncem yok. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Vallahi Burcu'yu haklı görüyoruz. Haklı görüyoruz. Bulunamazsa demek yok. Ama Burcu Köksal bulundu demişti. Ha. Olabilir, haklı o zaman. Pekala. Teşekkür ederiz. Haklı canım sen. Teşekkür ederiz. Her şey çok haklı. Biz onu seviyoruz. Pekala. Böceğe rastlanmadı dedi. Yani bilmiyorum, fotoğraflarda öyle görünmüyordu abi. Yo, doğru muyum yani? Yani biz de bugün sokağa inip vatandaşlara mikrofon uzatıyoruz. Abi koymuşlardı ya gerçekten. Yani bekliyorum ben. Öyle mi? Tabii tabii. Yani koymuşlardı. Yani Burcu Köksal, daha doğrusu Burcu Köksal değil, yetkililer imha ettik bulur bulmaz. Savcılıkta imha edildiği için veyahut da başka sebeplerden dolayı böceğe rastlanmadı dedi. Yani bunu savcılık böyle dememesi lazım ya. Bize laf düşürmemesi lazım yani bu konularda ama. Bence bulunmuştur abi. Yani. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey? Abi elinize sağlık, hayırlı işleriniz olsun. Teşekkür ederim. Efendim Burcu Hanım büyük bir tecrübe sahibi. Böyle tepeden düşme değil. Evet. Yani seçildi. Devamını da isteriz yani Burcu Hanım'dan seçilmesini, Cumhurbaşkanımızın da güzel bir şeysi var. Biz bir gaziler olarak da vakıfta kurmuştur. Artık ortada yanlışsan çantayla gitmeyeceğiz hepimiz de yani. İnşallah başarmaya gayret edelim. Var mı söylemek istediğiniz başka bir şey? Yeterli yani hepsinde. Ben bir zamanlar Türkiye üçüncüsü bir güreşçiydim. 73'te, 1973'te. Ve bu devam ederken 74'te Etimesgut'a askerlere katıldım. Yani tank taburu 4. bölüye. Oradan Mama güreşçi olarak, oradan da Kıbrıs. Bugün de buradayız yani. Allah sağlık, sıhhat, Allah hepimize sıhhat versin. Yani orada kalanlara da ya Allah yardım etsin. Barış oldu ya Kıbrıs'ta. Evet. Burcu'nun da burada düzenli şekilde barışı sağlayacaktır inşallah. Abicim ben seninle bir konuşmuştum. Ben CHP'ye oy verdim ama. Ben çöplerden teneke topluyorum. Bak, bunu bak söylüyorum. Bana Afyon'da çok büyük küfür yapıyorlar. Afyon halkı bana küfür yapıyor. Ben teneke topladığım için. Evet. Ben de iş bulamadım ben. İş. Ne diye diyorlar abi? Neden yapıyorlar? Teneke topladığım için beni dışlıyorlar. Öğrencisi olsun. Sayıpada diye bir mahalle var. Orası Afyon'un çeşitli mahalleleri, çarşısı, her taraf. Çünkü Afyon'da iş bir tane program çözülmez kardeşim.
Çünkü Cumhurbaşkanı oldukça Türkiye'de hiçbir program çözülmez. Her taraf fabrika kurdular. Eski siyasetçi Demirel, Özal bunlar kapattılar. Sen 2002'ye beri ne yaptı bana Türkiye'de bana bir göstersin. AK Parti bana ne yaptı? Afyon'a ne yaptı? Türkiye ne yaptı? Bana bir göstersin kardeşim. Göstersin ya. Peki, böcek tamam böcek işte ben böcek markozunu ben söylemek istiyorum. Kardeşim bunlar hiçbir zaman hiçbir şey yapmazlar. Yemişler, hiçbir şeyler götürmüşler. Evet. Götürmüşler, cebine götürmüşler. Ben sana bunu demek istiyorum. Böcek mavzusu da kesinlikle çözülmez kardeşim. Ben sana bunu söylüyorum. Çünkü neden? Savcılık soruşturmasını tamamladı. Kesinlikle hiçbir şey olmaz. Çünkü hiçbir şey olmaz. Suç işleyen arka kapıdan geri çıkıyor. Türkiye yol geçen anı olmuş. Yol geçen anı. Evet. Benim yaşım 30. Ben nelerini gördüm. Türkiye'den hiçbir şey olmaz kardeşim. Sanar bir iddiada kabul ederim. Siz neler düşünürsünüz bu konuda? Böyle bir şey yok yani aslında. Böcek yok muydu? Yok. Böyle bir şey yok. Resmi dairelerde böyle bir şey kimse şey yapamaz artık. Cesaret edemez aslında. Peki sizin dediğinize göre neden böyle bir şey yapmış olabilir? Ya insanlar birbirlerini çekemiyorlar. Hepsi bu mana. Bu yüzden söylemiş olabilir. Bu yönden. Ama aynen yayınlayacak mısın? Tabii. Aynı eksiksiz. Hiç kesiksiz. Sadece aradaki aynen. Boşlukları kesiyor. Evet. Şimdi ablacığım, Burcu Köksal makam odasında böcek diye tabir edilen dinleme cihazı bulduk demişti. Savcılık soruşturmasını tamamladı, böceğe rastlanamadı dedi. Siz neler söylersiniz? Bence bulunmuştur. Çünkü giden belediye başkanlarımızdan dolayı benim tahminim bir vatandaş olarak bulunmuştur. Üstü kapatılıyordur. Bence öyledir. Ben her iki belediye başkanından da bir vatandaş olarak hiç memnun değildim. Ne zaman belediyeye gelsem hiçbir işim görülmedi. Hangi başkanlar bu arada? Onu da Burhanettin Çoban ve Zeybek. Yani hiç memnun değilim. Belediye asla hiçbir vatandaşı yani memnun edememiştir tahminim. Çünkü ben defalarca geldim gittim buraya. Hem Burhanettin Çoban zamanında hem Zeybek zamanında asla ve asla hiçbir işim görülmedi. Haklıyken bile haksız duruma düştüm. Mahallemde eski evler vardı. Metruh, terk edilmiş. Cimer'e de yazı yazdım. Gelip baktı belediyemizin şeyleri. Beni suçlu çıkardılar. Hala daha yani benim evim çürüyor. Ben mağdurum. Belediye olarak benim hiçbir işim yapmadı. Defalarca geldim gittim. Dilekçe yazdım. Su boruları döşedi Burhanettin Bey. Bize sormadı su borusu döşerken alt boru. Döşedi, döşedikten sonra ben bir yani fakir bir vatandaşım, sıradan bir vatandaş, kazanıp bir yer. İcraya vermiş belediye benim, bizi. Yani şahsen beni vermiş. İcrada atsızsınız diyerekten. Geldim öğrendim, su borularının parasını ödemediğim içinmiş. Yer altına döşenen su boruları. Yapmasaydı kardeşim, yaptı da ne yaptı? Vatandaşa sordu mu? Yıllardır duran demir borula. Dursaydı. Yani siz bu geçmişte yaşanan sorunlardan dolayı böcek mevzusu kesinlikle doğrudur diyorsunuz. Hiçbir zaman makamlarına gidemedim. Tek bir kere gittim. İkisinin de zorla yani ısrar edeydi hasta gele asla ve asla makamını kabul etmediler içeride olmalarına rağmen. Bir, belediye başkanına geldim Zeybe'ye. Bu muhtarlar dedim Ramazan'da verilen erzakları belediye veriyor dedim. Fakirlere, zenginler veriyor dedim. WhatsApp'la da yayınlıyorlar dedim. Yayınlanması normal değil. Yani bence bir vatandaş olarak normal değil. İnsanların çocukları okuyor, mağdur oluyor. Kocaları mağdur oluyor, karıları mağdur oluyor. Bu normal bir şey mi? Senin cebinden çıkmıyor. Niye muhtarlar bunları resimliyor? Niye atıyorlar? Günah yani. Biz de zamanında yokluk çektik. Benim çocuğum belki rencide oluyor. Niye koyuyorlar? Koymasınlar. Muhtarlardan da memnun değilim. Bunu da söyleyeyim. Belediye başkanının muhtarlar adamıdır. Onlardan da memnun değilim. Açık konuştuğum için hiç kimse sevmiyor, işlerine de gelmiyor. Burhanettin Çoban'a söyledim ben. Sen bana sordun mu boru döşerken? Sormadın. Ben bu parayı ödeyecek durumum da yok. Nasıl ödeyeyim? Bana yardımcı olun dedim. Adamlar benim çatır çatır 3,5 milyarımı ödettirdiler. Taksit. Ve ben bunu kayıtlarda vardır. Yıllarca ödedim yani. Doraki ödedim mecburiyetten. Yapmasaydın niye yaptın dedim Burhanettin Çoban'a. Neymiş müteahhit yapacakmışmış da müteahhit belediyeyi dolandırmış da bunlar da o yüzden dolayı vatandaştan almak zorunda kalmışlar. Hangi müteahhit belediyeyi dolandırabilir? Kendi adamlarıdır. Soruyorum size hangi müteahhit dolandırabilir belediyeyi? Kimse dolandıramaz. Kendi adamlarıdır.
Yani bunlar geçmişte yaşanan mevzular aslında. Aynen. Ama ben bunlara itimat etmiyorum, bu başkanları. Yine söylüyorum, üzerine basa basa her şeyi aynen yayınlayayım. Bu böcek olayı gerçektir. Ben yani şahsen itimat etmiyorum bu geçen belediye başkanlarına. Zeybek ve Burhanettin Çoban. Vatandaş olarak benim hiçbir işimi görmediler. Haklı olduğum da vaziyette. Bu binada da gerçekten böcek çıkmıştır. Burcu Köksal'ı da sonuna kadar destekliyorum. Mert konuşuyor, doğru konuşuyor. İşine gelen seviyor, işine gelmeyen sevmiyor. Peki öyle. Var mı eklemek olayı için başka bu. Bir yok, şey? Yok, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Yani olur. Belediyeden çok ben mağdur oldum. Belediyeden hiç memnuniyetlik göremedim. Yani ha bir dakika, şimdi bak çölyak kutusu almaya gidiyorum. Kendim çölyak hastasıyım. Beyaz Masa'dan telefon ettiler. Belediye Başkanı Zeybek, tesadüfen öğrendim benim çölyak hastası olduğumu. Oraya gittim, kaydımı yaptırdım, raporumu verdim. Dedim bana bir kere o gün için tesadüfen yoldan geçen vatandaşlar dedi. Abla dedi, böyle böyle git orada çölyak dağıtımı yapılıyor dedi. Her şeyse pahalı, alamıyorum. O yüzden dolayı gittim, erzi o gün için aldım. Aradan belki 10 ay geçti. 10 aydır belediyeden çölyak kolisi alamadım. Bir. Bu da neden? Yeni belediye başkanımız Burcu Köksal'ın yanına çıkan kimdi? Hüseyin Ceylan. Mesaj geldi belediyeden bana. Tabii o zaman Zeybek var. Böyle böyle fuar alanında kahvaltı vereceğiz diye. Ben onaylamadığım için, yani Ceylan onaylamadığım için fuar alanına gitmedim. O gün çölyak kolisi dağıtılmış. Bu çölyak kolisi belediyeden dağıtılması gereken koliler mi? Yoksa cebinden mi aldı Hüseyin Ceylan? Bunu merak ediyorum. Bunu bir araştırsınlar. Ben şimdi daha gidiyorum. Bir sene oldu neredeyse çölyak kolisi almaya gitmeyelim. Madem yani her şey dönüyordu belediyede açıkçası. Ben Burhanettin Çoban'ı şahsen de tanıyorum. Bilmiyorum, bana böcek olayı kesinlikle ve kesinlikle gerçektir. Peki yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bak kesmeden yayınlayın. Yayınlayacağız. Kesinlikle. Ben takip ediyorum Afyon Postası. Onun gibi yayınlayacağız. Aynen, bak her şeyi takip ederim Afyon. Niye söyleyebiliriz? Vardır. Yoktur, bilemeyiz yani. Zamanında konuşlar mı ki? Yani aslında kimin doğru söylediği diye sorsak. Kimin doğru söylediği yanlış, kimisi doğru söylüyor, kimisi yanlış söylüyor. Ya biz de bugün sokağa indik, vatandaşlara sorduk. Vatandaşlar neler düşünüyor diye. Valla şu anda bir şey diyemeyiz, yorum yapamıyoruz. Takdir Allah. Yapacak bir şey yok yani. Pekala, teşekkür ederiz abi. Yani ben bir şey demesem daha iyi olur. Sen konuşacağım. Size soralım. Valla herhangi bir şey sanmış olabilir, herhangi bir şey kalmış olabilir. Sonuç olarak teknolojik aletler benziyor birbirine. Olabilir. Ama işte Burcu Köksal imha ettik dedi dinleme cihazlarını. Savcılıkta. Vallahi bir şey denmez abi. Görmediğimiz bir şey denmez. Pekala. Teşekkür ederiz. Soralım abla. Gel sana soralım. Ne oldu abla? Biz Burcu'da memnun değiliz. Çobanı geçelim valla. Ekmeğimizi kestim. Bak ekmek arıyor. Ama yolunda ekmeği bekliyorum belki sen. Burcu'da hiç memnun değiliz. Çobanı geçelim. Hangi ekmek abla? İmarette ekmek veriyorlardı diye imarette. İmareti bilmiyorum ama kapattılar. Ammar yolundaki park afyonu biraz daha ilerisine taşın. Ya orada değil, biz Ammar yolunda fırınlardan veriyor abi. Evet değerli Afyon Postası izleyenleri, bugün Zafer Meydanı'nda vatandaşlara mikrofon uzattık. Belediyedeki böcek meselesini, son günlerde bayağı bir gündem olan böcek meselesini sorduk. Savcılığın kararını sorduk. Aldığımız cevapları sizler dinlediniz. Takdiri biz vatandaşa, millete bıraktık. Biz her zaman sokağa inmeye, vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Afyon Postası'nın mobil uygulamasını indirip Afyonkarahisar'daki son dakika gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz diyelim. Sözü Zafer Meydanı'ndan noktalayalım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.